Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neden genellikle doğada yürüdüğümü, spor salonunda neden kardiyo yapmadığımı, neden kardiyo yapmayı spor salonunda sevmediğimi ve sadece kalkıp da böyle hani ormanlık alanlarda, böyle yeşilliklerin arasında yürüdüğümden ve aynı zamanda spor salonundaki kardiyoyla böyle hani dışarıdaki havada, ormanlık havanın içerisindeki kardiyonun arasındaki farktan bahsedeceğim. Bu arada kardiyoyla alakalı başka videolarım da vardı, kardiyonun önemiyle alakalı filan. Onu da sağa sola kartlara bırakacağım. Oradan gidip o videolara da bakabilirsiniz. Onlar da sizin için çok benefit, hani çok faydalı, çok yararlı olacaktı. Ve videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar, benim dışarıda bu şekilde kardiyo yapmamın en büyük sebeplerimden bir tanesi, ben hani spor salonunda böyle kapalı alanda çok fazla, yani kapalı alana gelebilen bir insan değilim. Bu karakteristik bir şey. Ben örnek veriyorum, bir kafede de saatlerce oturamam ya da hani muhabbet dolu olsa bile belli bir noktadan sonra beni basar, hani bayar yani. Bir kapalı alanda olmak. O yüzden kapalı alanda kalmayı sevmiyorum. Hani benim en çok dışarıda yaptığım olaylardan bir tanesi, hani dışarıda kardiyo yapmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Ve aynı zamanda dışarıda yapmak, hani daha fazla enerji harcayabiliyorsun dışarıda. Daha yararlı oluyor senin için. Çünkü oksijen seviyesi çok yüksek. Ağaçlar var. Ya da ne bileyim, hani yürüdüğün zaman işte kuşlar falan etrafında oluyor, bir şeyler oluyor. Hani böyle dikkatin dağılabiliyor. Hani kardiyonu daha da uzun tutabiliyorsun. Şimdi spor salonuna adam gidiyor, makinenin başına geçiyor. Yarım saat boyunca orada yürümeye, koşmaya falan çalışıyor. Hani bekliyor ki o yarım saat bitsin. O yarım saat bitene kadar zaten insana işkence gibi gelir, çile gibi gelir. Ben mesela çok basitinden söyleyeyim, örnek veriyorum size. Ben bu videoyu sizin için çekiyorum. Ben sizin için bu videoyu çekerken şu anda yürüyüş yapıyorum. Hani aynı zamanda kardiyomu yapıyorum. En basitinden bu örneği verebilirim ben sizin için. Yani böyle etkinlikleri de yapabilirsiniz. Yani doğanın içerisinde yürümek hem vücudunuza giren oksijen miktarını arttırır, hem daha rahat nefes alıp vermenizi sağlar. Hem kendinizi daha ferah, daha özgün ve daha özgür hissetmenize sebep olur. Hem dışarıdaki güzelliklerden de faydalanırsınız. Hani örnek veriyorum, kuşlardı, çiçeklerdi, papatyalardı, bilmem nelerdi. Bunlar çok farklıdır. Spor salonlarında mesela bir tane havalandırma vardır. Ya da yani 3-5 tane ya da 10 tane olsun fark etmez. Sonuç olarak kapalı alan ve bu kadar temiz bir havanın olabilme olasılığı yok. Yani yok, yani direkt yok öyle bir dünya. Bunun için dışarıda kardiyo yapmak inanılmaz derecede önemli. Ve hani bir de benim gibi çok fazla dışarıda, hani çok fazla bir mekanın içinde kapalı bir yerde kalmayı sevmiyorsanız, çok fazla böyle hani kapalı alanda kalamıyorsanız, hani hoşunuza gitmiyorsa bu tarz şeyler, bu da sizin için çok faydalı ve çok yararlı olacaktır. Ha bana diyeceksiniz ki işte örnek veriyorum, bizim evimizin etrafında böyle yerler yok filan. Bunun olmasına da gerek yok. Hani normal bir sokak arasında filan da yürüyebilirsiniz. Ya da bir deniz kenarında, sahilde yürüyebilirsiniz. Veya ne bileyim, evinizin etrafında müsait olan yerlerde filan yürüyebilirsiniz. Hani bunları da sizin için ekstra olarak söylemek istedim. Yani olay sadece yeşilliğin içerisine girip yürümekte de değil. Ha, şöyle bir durum var. Şimdi yapmak isteyen spor salonunda da yapar, dışarıda da yapar. Önemli olan bunu bu şekilde isteyip yapıp bir şekilde başarmak yani.
Ha, ben şunu demiyorum. Spor salonunda kardiyo yapmayın falan demiyorum. Hani dışarısı spor salonuna göre çok daha ferah, çok daha iyi. Hani yani terleme miktarınızı bile arttırabiliyor. Öyle düşünmeniz gerekiyor. Çünkü aldığınız oksijen seviyesi içeriye göre daha iyi, daha kaliteli ve daha güzel olduğu için tabii ki de bu sebepten dolayı da terleme miktarınız da değişebiliyor. Nabzınızın atışı da değişebiliyor. Aynı zamanda kondisyonunuz artabiliyor. Hani bunların gerçekten çok güzel faydası var. Mesela örnek veriyorum, şu anda rüzgar esiyor. Ve hani bir anda sıcaktan bunalmışken, örnek veriyorum, spor salonunda spor yaparken çok terledin diyelim, sıcaktan bunaldın diyelim. Hani bir anda öyle bir rüzgar esmenin ihtimali yok. Hani seni kendine getirebilecek bir rüzgarın esmesinin ihtimali yok. Bu yüzden benim kendi şahsi fikrim bu. Ha, salonda da yapmayı sevenler vardır. Salonda da yapanlar var. Görüyorum, benim arkadaşlarım da yapıyor. Onlara da saygı duyuyoruz. Yani herkes kendi istediği gibi yapabilir. İnsanların vakti olmayabilir. Veya insanların daha önemli şeylere zaman ayırması gerekiyor olabilir. Yani önem sırası farklı olabilir. Bu yüzden bu da olabilir. Bu yüzden bu da normal. Ama hani ben sadece burada size dışarıda kardiyo yapmanın faydalarından ve aynı zamanda salonda kardiyo yapmanın faydaları mı diyelim artık, durumları mı diyelim, hani arasındaki farkı falan anlatmış oldum. Bu hani bu şekilde oluyor ve aynı zamanda ben şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Ben şimdi spor salonunda kardiyo yapıp eve gittikten sonra kendimi daha bitkin hissediyorum. Ama kalkıp da ben dışarıda kardiyo yaptıktan sonra eve gittiğim zaman bu kadar çok kendimi bitkin hissetmiyorum. Ve dışarıdaki kardiyo sürecim benim daha da fazla oluyor. Çünkü ister istemez vakit geçirebiliyorsunuz kendinizle. Bu çok güzel oluyor. Çünkü hani önünüzde herhangi bir kapalı yer yok. Sürekli dolaşabiliyorsunuz. Sürekli sağa sola girip çıkabiliyorsunuz. Ve bu da sizi ekstra olarak gelişiminizi sağlıyor. Yani şunu kesinlikle unutmayın. Mesela bu ağırlık kaldırırken de böyle. Hani 11 tane, yani 11 tekrar yapmak, 11 tekrar yapmak 10 tekrar yapmaktan her zaman daha iyidir. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Yani 15 tane adımı fazla attığınız zaman bu sizin için bir yarar sağlamış oluyor. Bu sizin için güzel bir şey olmuş oluyor. Benim için değil yani. Bunu bu şekilde de düşünebilirsiniz. Videomuz da buraya kadardı. Hepinize de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.